Hatırlayacaksınız, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerle alakalı özellikle Kahramanmaraş, Hatay ve diğer bölgelerde deprem bölgelerinde çıkan yüksek oy oranıyla alakalı ne olmuştu? Muhalefet cephesinden ciddi söylemler, ciddi hakaretler yer almıştı. Ama buna rağmen sonuç değişmedi. 28 Mayıs oldu. Türkiye seçimini yaptı ve yine 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi. Biz İstanbul'u çok seviyoruz. İstanbul'a aşığız. İstanbul'la yola çıktık. İstanbul'la yola devam ediyoruz. Maşallah. Bugün Kısıklı bir başka, Üsküdar bir başka ve İstanbul bir başka. Değerli dava ve yol arkadaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu milletimizin teveccühüyle tamamlamış bulunuyoruz. 2 bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum. Sandık başına giderek kendisi ve evlatlarının geleceği için iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Teşkilatımızın tüm mensuplarını, kadın ve gençlik kollarımızı, sandık müşahitlerimizi gönüllü olarak seçimin sağlıklı şekilde yürümesine katkıda bulunan herkesi, kampanya ekibimizi tebrik ediyorum. Kadınlarımızı tebrik ediyorum. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Ve AK Parti davasına gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yurt içinde, yurt dışında ikinci tura göre özellikle yüksek oy oranlarıyla sandığa koşan herkese teşekkür ediyorum. Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Evet efendim.